Ben Doçent Doktor Haydar Şahin, Savunma Teknolojileri Program Başkanı olarak çalışmaktayım. İstanbul Teknik Üniversitesi lisans bölümünde makine mühendisliğinde mezun olduktan sonra Amerika Birleşik Devletleri Rochester Institute of Technology'de yüksek lisansımı makine mühendisliği alanında tamamladım. Akabinde doktora programını Marmara Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünde tamamladıktan sonra İstanbul Gedik Üniversitesi'nde yardımcı doçent doktor olarak başladıktan sonra şu an doçent doktor olarak kariyerimi burada devam etmekteyim. Savunma teknolojileri tezli doktora programı ulusal ve uluslararası işbirliklerini yürütecek, özellikle savunma teknolojileri konularındaki en son gelişmeleri takip edebilecek, gerekli tasarım, imalat, analiz ve sentez yeteneklerine sahip, yenilikçi fikirler üretebilecek ve Ar-Ge projelerini yönlendirebilecek bilgi derinliği olan araştırmacılar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaçlar doğrultusunda kurulan Savunma Teknolojileri Yüksek Lisans Programı çalışmalarını disiplinler arası bir yaklaşımla yürütmektedir. Programımızda malzeme bilimleri, elektrik elektronik teknolojileri, kontrol sistemleri, denizaltı teknolojileri, optik ve lazer gibi teknolojiler üzerinde araştırma yapmayı sağlayan çeşitli disiplinleri bir araya getiren birçok ders mevcuttur. Son yıllarda optik, elektronik, malzeme bilimleri ve yazılım teknolojilerinde yapılan bilimsel çalışmalarla yeni nesil savunma teknoloji ürünleri geliştirilmektedir. Ülkemizde savunma sanayisi her yıl kamu ve özel sektörün yaptığı bilimsel çalışmalarla sürekli gelişmektedir. Daha da gelişmek için ileri teknolojileri araştıran, kullanan, yetişmiş insan kaynağının artırılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Mezunlarımızın çalışma alanı oldukça geniş olup, başta sanayi kuruluşları olmak üzere makine, elektrik, elektronik, bilgisayar, yazılım, iletişim gibi pek çok sektörlerde tasarım mühendisi, araştırma geliştirme mühendisi, sistem mühendisi, test mühendisi, kalite kontrol mühendisi olarak çalışabilmektedir. Program mezunları Milli Savunma Bakanlığı, Savunma Sanayi Başkanlığı gibi mezunlarımızın çalışma alanı oldukça geniş olup sanayi kuruluşları olmak üzere makine, elektrik, elektronik, bilgisayar, yazılım, iletişim gibi pek çok sektörde tasarım mühendisi, araştırma geliştirme mühendisi, sistem mühendisi, test mühendisi, kalite kontrol mühendisi olarak çalışabilmektedir. Program mezunları Milli Savunma Bakanlığı, Savunma Sanayi Başkanlığı gibi kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev alabilmektedir. Evet, programımızın hocaları farklı alanlarda çalışmaktadırlar. Başta ben olmak üzere bu hocalarımız savunma sanayi ile ilgili gerek tez gerekse farklı alanlarda çalışmalarımıza yardımcı olacaktır.